Merhaba Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda iki harika bir dikizsiz patik öreceğiz arkadaşlar. Patiğimiz 39-40 numara için gayet uyumlu bir ölçüde olacak ve malzemelerimizi sayacak olursak patik ipi kullandım ve e, bu şekilde kısa bir 3 numaralı şişe ihtiyacımız var. Elinizdeki herhangi bir 3 numaralı uzun, misinalı fark etmez rahatlıkla örebilirsiniz. Desenimizi yerleştirirken kullanacağımız boncuklarımız var. Bunlar küçük ince delikleri de geniş arkadaşlar. Elinizdeki boncukla da kullanabilirsiniz veya boncuksuz da örebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ve ince ve kalın tığa ihtiyacımız var. İnce tığ Boncukları yerleştirirken kullanacağız. Kalıntıyı da boyamızı yaparken arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce de kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar 39-40 için örüyoruz demiştim. 51 tane bu şekilde çok sıkmadan şişime ilmek attım. 3 sıra haroşa öreceğim ve hemen örgüme başlayacağım. Haroşayı nasıl örüyoruz? Onu göstereyim. Şimdi ben haroşuyu arkadaşlar önden arkadan düz alarak örelim. Ama önden arkadan ters örenler de var. Fark etmiyor. Her iki şekilde de haroşa çıkıyor. Şimdi i̇lk ilmeğimi aldım. Örmeden ve ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Önden arkadan düz örgü örersem haroşa örgüm çıkmış oluyor. Bakın burada birinci sıra Haroşamız çıkacak. Bunu 3'e tamamlayacağız arkadaşlar. Ve tekrar sizinle buluşalım. Evet arkadaşlar. Üst sıra haroşamı bu şekilde ördükten sonra hemen patiğimizin ajurlarını yapmaya başlayacağız. Önce tabanı örüyoruz arkadaşlar. Daha sonra patiğimizin diğer altını ve üstünü öreceğiz. Şimdi patiğimizin sağında ve solunda burada 5. Burada 5 tane kenar patımız var. Bunlar bitene kadar hep araş örülecek. Önden arkadan düz. Şimdi hemen ilk ajurumuzu yerleştirmeye başlayalım. 5 tane ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden alıp örüyorum. İlk ilmeğimle, ilk ilmeğimle beraber 5 tane arkadaşlar. Şimdi ajurumuzun ilk tarafını yapalım. 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen 5. ve 6. yönünü değiştiriyorum. Ve sağ kez yapıyorum. Yani kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum bunu. Bir tane doluyorum, bir tane örüyorum ve bir tane doluyorum. Tekrar önümdeki iki ilmeği sola kes, yönünü değiştirmeden, yönünü değiştirmeden kesiyorum. Bu taraf sola kes, bu taraf sağ kes. Sağ keslerde her zaman ilmeklerimizin yönü değişecek solda yok arkadaşlar. Kesme işlemini yaptıktan sonra 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi arkadaşlar 18 tane ilmek kalana kadar örelim. Evet düz örüyoruz. Sayalım 18 tane kaldı mı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bir tane daha Örüyorum. Şu an 18 tane ilmeğim şişimde kaldı. Batimizin diğer tarafındaki ajuru yapalım. Şimdi bir aynı buradaki gibi bir, iki, üç, dört tane düz ilmeğimi ördüm. Önümdeki iki ilmeğin yönünü değiştirdim ve sağ kes yapıyorum. Tersten girerek arkadaşlar. Bunu yapmamızın amacı ikinci ilmeğin birinci ilmeğin üzerine çıkarak şurada şöyle bir çizgi oluşturmasını istemem arkadaşlar tamamen bunun için şimdi hemen doladım bir tane ördüm doladım önündeki iki ilmeği sola kes yaptım 1 2 3 ve 4 tane örerek ajurumu tamamladım ve kalan 5 tane ilmeğim biliyorsunuz haroşa son ilmeğim ters Örgümün arka tarafına geçtim. Örgümün arka tarafında arkadaşlar gördüğümüzün aynısını öreceğiz. Şimdi önümdeki 5 tane ilmeği haroşa örüyorum. Burası kenar patımız. Önümde 4 tane arkadaşlar pardon 5 tane ters ilmek var. Bunları örüyorum. Ters ördüm bir dolama bir ters bir dolama var bunları düz örüyorum buraya yani ortaya üçgen şeklinde haroşa çıkmasını istiyorum tekrar arkadaşlar buradaki dolamaya kadar ilmeklerimi ters örüyorum Evet devam edelim. Dolamaya kadar geldim arkadaşlar. Dolamayı düz. Ortadaki ilmeği düz ve tekrar dolamayı düz ördüm. Şimdi burada 5 tane tersim var. Onu örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi düz örerek son ilmeğimi ters kenar patıyla bitiriyorum. Örgünün arka tarafını. Örgümüzün arka tarafı bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Yani gördüğümüzün aynısını öreceğiz. Şimdi Evet, ikinci sıramızı yapalım ajurun. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve 5'e tamamlıyorum burayı. Şimdi arkadaşlar burada bakın alt sırada kesme yaptığım ilmekle beraber 5 tane düz ilmeğim var. 3 tanesini öreceğim. 4. ve 5. keseceğim. 1 2 3 4. ve 5. yönünü değiştiriyorum ve sağ kes yapıyorum. Doladım ortaya 3 tane ilmek örüyorum. Tekrar doladım. Önümdeki 2 ilmeği sola kes yaptım. Şimdi diğer ajura kadar örelim. Önümde 5 tane düz ilmek kalana kadar ördüm. Hemen 3 tanesini örüyorum. 1 2 3 4. ve 5. bakın 5. ilmek bir asrada kestiğim ilmek arkadaşlar değiştirdim ve tersten girerek sağ kes yaptım doladım 1 2 3 ilmek ördüm doladım önümdeki 2 ilmeği sola kes yaptım ve 3 ilmeğim düz ve kalan ilmeklerim karışan Örgümüzün arka tarafından gördüğümüzün aynısını örelim. Yani tersleri ters, ortadaki dolama ilmekleri düz ve kenar patlarımızı düz haroşa örerek örgümüzün ön tarafında 3. sırada buluşalım. 3. sıramıza başlayalım ajurumuzun. İlk ilmeği örmeden alıp kenar patı ilmeklerimi örüyorum. 5 tane. Şimdi önümde arkadaşlar 4 tane düz ilmek var. 2 tanesini örüyorum. 3. ve 4. yönünü değiştiriyorum. Ve sağ kes yapıyorum. Doladım. Arada 5 ilmeğim var. 4 5 Doladım. Hemen önündeki 2 ilmeği kestim ve 3. sıramın e, kesmelerini ve haroşalarını örmüş oldum. Şimdi diğer ajuru da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Örgümüz oraya doğru örelim. Evet arkadaşlar 4 ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi 2 tane ilmeğimi örüyorum düz. 3. ve 4. düz ilmeğimin yönünü değiştirip sağ kes yapıyorum. Doladım. Ortadaki 5 tane ilmeği örüyorum doladım ve önümdeki iki ilmeği hemen yönünü değiştirmeden sola kes yaptım İki ilmeğim kaldı onları da düz örüp kalan ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar şurada haroşayı yapmamışız düzeltelim Evet kalan ilmeklerimi örüyorum örgümün arka tarafından yine gördüğümüzün aynısını örelim arkadaşlar bir üst sırada tekrar buluşalım bir üst sıraya çıkalım arkadaşlar. Kenar patı ilmeklerimi ördüm. Önümde 3 tane düz ilmek var. Birincisini ördüm. İkinci ile üçüncünün yönünü değiştirerek kesiyorum. Doladım. Ortada 2 tane ilmeğim var. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi ördüm. Doladım hemen önündeki iki ilmeği kesiyorum diğer ajurda bu şekilde yapalım arkadaşlar aynı zaten arkadan da ön, e, ilmeklerimizin gördüğümüz gibi örelim bir üst sırada tekrar buluşalım bu ajur için son sırada arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 sırada bir e, ajurumuz çıkıyor hatırlarsanız burada altı tane ilmek bırakıp 5. ile 6. keserek 5 tane düz ile başlamıştık. Buradaki ajur ayarlamak istediğinizde arkadaşlar ne kadar büyük bir ajur istiyorsanız bu tarafa doğru gidip oradan ayarlamanız gerekir. Mesela 5'li değil de 6'lı yapmış olsaydınız burada 7 tane örmeniz gerekecekti. Daha sonra dolayacaksınız. bir ilmek öreceksiniz. E, ajur büyüdükçe patiğin bu tarafına doğru hareket etmiş olursunuz. Küçüldükçe de bu tarafına doğru. Mesela 6'lı değil de 5'li yapmış olsaydınız 1 önceki ilmekte şu kısmı yapmanız gerekecekti. Burayı size bırakıyorum. İstediğiniz gibi isterseniz daha büyük bir ajur örüp iki tane üst üste ajur örebilirsiniz. Ben 4 ajurla 39-40 için bunu tamamlayabileceğim. E, 37, 36, 38 örenlerde arkadaşlar 3 ajur örüp e, ayak uzunluklarını şu haroşa ile tamamlamaları gerekecek. E, yarım ajur bırakmıyoruz biliyorsunuz desenlerde patiklerde onu hatırlatayım şimdi tekrar zaten patik bitince ben yine ayak numaralarına göre kaç ajur kaç sıra örmelerin gerektiğini söyleyeceğim ördükçe şimdi bu ajur için son sıramızı örelim ve bir üst sırada da tekrar ikinci ajur açtıktan sonra geriye kalan 3 ajuru siz tamamlayacaksınız. Şimdi 5 tane kenar patı ilmeğimi ördüm. Bakın arkadaşlar burada bir düz ve kesme ilmeğim kaldı. Bunu artık çevirip son kez bu ajurda bu sırada birinci kesmemi yapıyorum sağ kes doladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane arada ilmeğimi ördüm doladım ve önümdeki iki ilmeği kesiyorum artık bu ajurum bitmiş oldu arkadaşlar Diğer ajur da aynı bu şekilde yapacaksınız. Bakın burada tek bir düz ilmeğim kaldı. Bunu da yapın arkadaşlar. Örgümüzün arka tarafından gördüğümüzün aynısını örelim. Sizinle beraber ikinci ajurumuzu nasıl atacağız onu da göstereceğim. Devamını siz öreceksiniz. Şimdi arkadan ilmeklerimizi bu kısmı da örelim. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar iki tane ajurumuzu beraber örmüş olduk. Birini buraya birini buraya. Dilerseniz ben ayak içine ajur örmeyeceğim derseniz burayı düz de erebilirsiniz. Genelde ben daha çok iç tarafta ajur olmasını pek istemiyorum ama isteyenler olduğu için ben ikili anlatıyorum. Ben örecek olsam kendime ayağımın iç tarafına gelen yere ajur örmem. Sadece dış taraflarını örerim benim için yeterli olur. Neden böyle yaparım? İşimi uzatmamak ve daha çabuk patik örmek için böyle yaparım arkadaşlar. Zaten önemli olan da patiğimizin dış tarafındaki görünen kısmı. O yüzden işinizi kolaylaştırmak istiyorsanız patiğinizin iç tarafına gelen yere ajur koymayın. Şimdi biz birinciyi bitirdik. Dört kere bu şekilde bunu tamamlayacağız. İkinciyi de beraber açalım. Diğerlerini siz örün arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde burada olduğu gibi öreceğiz kenar patımız değişmiyor biliyorsunuz 2 3 4 ve 5 tane kenar patı ilmeğimi ördüm şimdi sayıyorum 1 2 3 4 tane ördüm arkadaşlar bakın 5. ve 6. yerleştirip pardon yönlerini yerleştirip hemen tersten giriyorum ve sağ kes yapıyorum doladım. Bir tane ördüm. Bu bir ilmek arkadaşlar. Sürekli devam edecek. Hiç yeri değişmeyecek. Mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışın. Bakın devam ediyor bir ilmek. Doladım. Hemen önümdeki iki ilmeği kestim ve diğer ajura kadar örüyorum arkadaşlar. Evet örgümüzü diğer ojure kadar örüyoruz. Evet geldim. Şimdi tekrar bakın 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi ördüm. Önümdeki 2 ilmeği yönünü değiştirerek kesiyorum. Sağ kes tersten girerek sağ kes yapıyorum bir doladım bir tane ördüm bakın bu bir ilmekte aynı yerden takip ediyor doladım hemen önündeki iki ilmeği sola kes yaptım bakın dört ilmeğim kaldı yine bir iki üç dört ilmeğimi ördüm ve kalan ilmeklerimi örmüş oldum arkadaşlar haroş olarak son ilmeğim ters İkinci ajurumuzu da bu şekilde açmış olduk arkadaşlar. Dört kere bunu tamamlayacağız. Ee, ve iki sırada dördüncü desenimiz bittikten sonra şurada iki sırada haraşo ördükten sonra hemen topuk yapmaya başlayacağız arkadaşlar. 36, 37, 38 öğrenler arkadaşlar. Üç sıra çalışıp ee, eğer e, ölçümünüzü yaptıktan sonra şu kısım ayağınızın yarısına gelip eğer yetersiz geliyorsa arkadaşlar desenden sonra birkaç sıra daha yani 2 değil de 4 sıra haroşa çalışsınlar. Ve ayak boylarını e, ayarlasınlar arkadaşlar elinizin ayarını ipinizi şişinizi bilmiyorum ama ben bu şekilde ördüğüm zaman rahatlıkla bu ölçüde 39 40'a ve anlattığım şekilde de 36 37 38'de rahatlıkla örebiliyorum. Şimdi bu kısımları bitirelim arkadaşlar son deseni de şuradaki bir önceki sırada bitirdikten sonra iki sıra haroşa örüp gidip geldikten sonra yani iki diş şu şekilde ördükten sonra hemen topuğa yapmaya başlayacağız oraya geçeceğiz daha sonra patiğimizin alt kısmından devam edip üst kısmını çalışacağız arkadaşlar. Şimdi burayı örelim tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar ajurlu örgümüz bitti ve iki sırada haroşamızı ördükten sonra hemen topumuzu yapmaya başlayacağız. 51 ilmeğimizin 11 tanesinin üzerine yerleştireceğiz topu 20 ve 20 olarak ayıracağız. Şimdi 20 tane ilmeğimizi örüp 11 tane ilmek kısmına kadar gelelim. Yine düz örüyoruz arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4,

9 ve 10. 11. ilmekle buradaki 20 ilmeğin ilkini şu şekilde içinden geçiriyorum arkadaşlar. Bakın geçirdim. Ve bu ilmeği geçirdim. ilmeği ters örüyorum. Döndüm. İpi alta verdim. 10 tane ilmek örüyorum. 5 6 7 8 9 10 11. ilmeğin içerisinden sıradaki ilmeği şu şekilde geçiriyorum ve bunu ters örüyorum. Döndürdüm. İpi alta verdim. Şimdi tekrar 10 tane ilmeğimi örüyorum. ve bu ilmeğin içerisinden sıradaki ilmeğimi geçiriyorum bu şekilde. Bakın bir daha gösteriyorum. Şişteki ilmeği 11. ilmeğin içerisinden bakın geçiriyorum. Şu şekilde ve bunu ters örüyorum. Tekrar 10 ilmek örüyorum. 11. ilmeğin içerisinden sıradaki ilmeği geçiriyorum ve ters örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar sağda ve solda şişimize 4'er ilmek kalana kadar topumuzu yukarı doğru örelim. 4 ilmek kalınca tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, patiğimizin topuğunu bitiriyoruz. 4'er tane ilmek kaldı şişimizde şu anda. Bakın şu şekilde de bir yuvarlak topuk elde etmiş olduk. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bu 4 ilmekleri arkadaşlar yine aynı şekilde öreceğiz ama buradaki 11 ilmeği biraz azaltmak istiyorum ki yukarı doğru biraz topu toparlayalım. Şimdi 4'er tane kaldı. Bir miktarda ben ördüm arkadaşlar. 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Hemen buradaki 2 ilmeği bu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Bir tane ördüm ve yine aynı şekilde bu yandan hemen geçiriyorum ilmeğimi ters örüyorum birinci kesmemizi yaptık döndüm ipi alta verdim 4 ilmek kalana kadar örüyorum Evet bakın hemen buradaki iki ilmeği kesiyorum bir tane ördüm hemen son ilmeği yine kaydırıyorum içinden ve ters örüyorum iki oldu 4 ilmek kalınlığa kadar örüyorum. Hemen 2 ilmeğimi kestim. Bir tane ördüm. ilmeğimi kaydırıp ters örüyorum. 3 oldu. Hemen yine 4 ilmek kalınlığa kadar örüyorum. Son kez kesiyorum. Bir tane örüyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum arkadaşlar. Artık bu kalan ilmekleri de yine bakın kaç ilmeğimiz kaldı? 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz kaldı. Artık yine aynı şekilde yanlardaki ilmekleri toplayarak topumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Bunu da örelim. Evet. Burada ufak bir kesme yaptık. Dileyen altı da kesebilir. Ayağınızın durumuna göre. Dileyen hepsini benim yaptığım gibi üçgen bir şekilde azaltı azaltı tek ilmeği düşürebilir. Böyle de olur arkadaşlar. Burayı size bırakıyorum. Ama dört tane benim için şu an yeterli. Evet. Birer ilmek kaldı. İpi alta veriyorum. Evet. Son kez buradan alıyorum. Kaydırdım. Ters ördükten sonra arkadaşlar tığ yardımıyla ilmeklerimi kesip bitireceğim topu. Evet. Şu şekilde ilmeklerimizi kesip şişimizden çıkarıyoruz. Evet son iki ilmeğimiz kaldı. Bunu da bunun içinden geçiriyorum. Ve bunu da kesip bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi patiğimizin yarısı bitmiş oldu bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şimdi ne yapacağız? Hemen buradan ilmek tutarak tekrar başlayacağız örmeye. Şimdi e, kaç ilmek başladıysanız arkadaşlar o kadar ilmek çıkartacağız. Nereden? Şuradan çıkaracağız. Biz, biz 51 ilmekle başladığımız için buradan 51 tane ilmek çıkarmamız gerekiyor. Kaç ilmek başladıysanız o kadar çıkaracağız. Şimdi ben hemen tığ yardımıyla şuradaki bakın ilmek attığımız noktalardan şu şekilde giderek her birinden birer tane ilmek alacağım arkadaşlar. Evet başlayalım. Şimdi hemen ipimin kestiğim noktadan tekrar alıyorum arkadaşlar. Hemen bakın şuradan başlayarak evvela ipimi sabitliyorum. şişimi de alıyorum arkadaşlar yanıma. Birinci ilmeğimi aldım ve şişime taktım. Dilerseniz tığ yardımı, dilerseniz şiş yardımıyla bu şekilde bakın. 2 3 Sıkılayalım arkadaşlar. 4 Bakın her bir ilmek attığım noktadan batarak alıyorum. 5 Zor oluyorsa şu şekilde bakın tığ yardımıyla 6 7, atlamadan her birinden birer tane 8, 51 tane ilmeğimizi çıkaralım arkadaşlar. 9, 10, 51'e tamamlayalım. Evet arkadaşlar 51 tane ilmeğimi şişime bu şekilde her bir ilmeğe batarak aldım. Sanki harışımız devam ediyormuş gibi oldu. Bakın. Şimdi örgümüzün arka tarafından hemen ilk ilmeğimizi örmeden alıp bir sıra düz örgü örüyoruz. Sıranın sonuna kadar. Evet. Tekrar arkadaşlar ön taraftan buraya kadar geleceğiz. Şimdi ben tekrar ön taraftan örgümü eriyorum. Tekrar buluşalım. Şimdi örgümüzün arka tarafından bir sıra örüyoruz. Ön taraftan da buraya kadar tekrar geliyoruz. Tekrar sizinle devam ediyoruz. Örgümün arka tarafından örgümü ördüm düz bir şekilde. Ön taraftan da bütün ilmeklerimi ördüm. Nereye kadar? 3 ilmeğe kadar. Şimdi buradaki 2 ilmeği kesiyorum. Ve son ilmeği ters örüyorum. Artık arkadaşlar patiğimizin alt kısmını yapıyoruz. Azalta azalta şu kısma kadar geleceğiz. 13 ilmeğe kadar düşeceğiz. Şimdi düşürdüm bir tane, yani kestim. Şimdi yine sıranın sonuna kadar e, ilmeklerim nereye kadar? 3 ilmek kalana kadar örüyorum arkadaşlar. Şimdi 39-40 için 13 ilmek iyi e, ve 36-37-38 için de 11 ilmek gayet ideal arkadaşlar. E, ilmeklerimizi kese kese e, patiğimizin tabanını 13 ilmeğe kadar düşürdüğümüz zaman. Bitirmiş olacağız. Sadece üst kısmı kalacak. Yani şu kısmı kalacak. Şimdi ben hem konuşurken sizinle örgümü de örüyorum. Gayet örmesi kolay bir patik. İnşallah zorlanmadan buraya kadar gelmişsinizdir. Bu patik arkadaşlar buradan da başlayıp örülebilir. Ama ben orada zorlanabileceğinizi düşündüğüm için böyle anlatıyorum ki benim için kolay ama sizin için hani yeni öğrenenler için de veyahut da birkaç kez patik örmüş olanlar için de zor olabilir diye en kolay haliyle anlatıyorum. Bu patiğin iki türlü örme şekli var. İsterseniz buradan başlarsınız, isterseniz buradan başlarsınız. Şimdi 3 ilmek kaldı yine. 2 ilmeğimi kesiyorum. Ve son ilmeğimi ters örüyorum. Evet 2 ilmeğimizi kesmiş olduk. Sayımız 49'a düştü arkadaşlar. Bakın zaten kestikçe biliyorsunuz biz iki şiş çoraplar örüyoruz. Ne atıyorum 28 ilmekle başlayıp 11'e kadar falan düşüyorduk yani o kesmelerimiz artırmalarımız oluyordu. Aynı onun gibi arkadaşlar şu an bir burada bir burada kestik. Her sıranın sonunda 3 ilmek kalınca hemen önümdeki 2 tane ilmeği kesip son ilmeği ters örüp dönüyorum. Tekrar sıramın arka tarafından yine 3 ilmek kalana kadar örüyorum. 2 tane ilmeğimi kesip son ilmeğimi ters örüp ön tarafa tekrar geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir üçgen form elde edeceğiz ve 13 ilmeğe kadar düşeceğiz. 13 ilmek olunca şu kısma geleceğiz sizinle beraber ve artık çorap patiğimizin çorap diyorum patiğimizin üst kısmını yani şu kısım desen kısmını çalışacağız. Dileyen benim gibi böyle çalışabilir. Dileyen düz örebilir. Hiç sıkıntı değil. En rahat örme şekliniz kolay. Size zorlamayan hangisi ise onunla devam edeceksiniz arkadaşlar. Burayı da size bırakıyorum yine. Şimdi 13 ilmeğe kadar düşelim. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar 13 ilmeğe kadar örgümüzü düşürdük. Şimdi tekrar toplayacağız. 17'ye kadar çıkacağız. 39 40 için 36 37 38 15'e kadar çıksınlar arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Hemen başlayalım. Şu ilmeklerden alarak örgümüzü öreceğiz inşallah. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, bütün ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi arkadaşlar, arkadaki şu ilmekten veya ikisine birden hangisini istiyorsanız ilmeğimizi aldım. 14 oldu. İlk ilmeğimi örmeden alıp ipi alta verdim. Yine ilmeklerimin hepsini örüyorum. Evet. döndüm. Hemen yine buradan bakın ilk ilmekten alıyorum. ilmek sayımı 15 yaptım. Tekrar bütün ilmeklerimi örüyorum. Tekrar buradan bir tane aldım arkadaşlar. 16 oldu. Evet ilmeklerimi alıyorum, örüyorum tekrar 16 ilmeğimi ördüm ve 17 ilmeğimi sıradaki ilmekten alıyorum Arkadaşlar şimdi bu noktadan sonra kesinlikle 17'nin altına düşmeyeceğiz ve üstlerinde çıkmayacağız 17 sayımızı koruyacağız ve hemen bu noktada ilk desenimizi yapmaya Başlayacağız arkadaşlar. Ee, biz bu 17 sayısını nereye kadar koruyacağız arkadaşlar? Biz şurada bir 3 sıra haroşa öreceğiz. Yani do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane desenimizi örene kadar 17 sayımızı koruyacağız. Bu desen bittikten sonra burada ufak bir kesme yapacağız yine arkadaşlar. Patimizin ağzı geniş olmasın diye. Şimdi hemen burada tekrar e, ilmeklerimizi alacağız. Devam edeceğiz ama kesmelere başlayacağız. Aynı zamanda her iki tarafta. Şimdi 17. ilmeği aldıktan sonra bu sırada desenimizi yapmaya başlayalım. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu almış olduğum ilmekti 17. 2 3 4 5 tane ördüm. Dilerseniz burayı düz örebilirsiniz. Arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Ben desenle anlatıyorum size. Şimdi 7 tane ilmek üzerine desenimizi yerleştireceğiz. Evvela iki tane düz ilmek ördüm. Hemen önündeki ilmeğe bakın şöyle bir battım çıktım. Doladım. 2 doladım. 3 tane battım çıktım arkadaşlar. Burada 1 2 3 4 5 tane ilmeğim oluştu ve ilmeğimi çıkardım. Şimdi boncuklarımızı getirelim önümüze. İnce tığımıza bir tane boncuk takalım. Şu şekilde. Bakın şu şekilde taktım. Hemen ortadaki ilmeğimi bu en orta ilmeğim. Şu şekilde boncuğumu içinden geçirdim. Dilerseniz geçirmeyebilirsiniz. Eğer geçirmeyecekseniz arkadaşlar örmeden şişinize bu şekilde alın. Evet. Şimdi örmeden aldık şişimize ilmeği ya da ilmeğimizi şişimize boncuğumuzu ilmeğimize taktık ya da öyle hangisini istiyorsanız. Şimdi bu ilmeğimi de yine bakın batıp çıkıp 3 kere de 5 tane ilmek yapacağım yine. 1 kaldırarak yapıyorum biraz. 2 3 ve ilmeğimi çıkarttım. Burada da 1 2 3 4 5 tane ilmeğim oluştu. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 5 tane önümde ilmek var arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. 5. ilmeğimi örmeden şişime taktım. Arkadaki ilmekten ilmek aldım. Bakın bunu bıraktım. Örmediğim ilmeği üzerinden atlattım. Şunu yapmaya çalışıyorum. İsterseniz bir önceki sırada yaptığımız gibi batıp da çıkabilirsiniz. ikisini kesip o da öyle olur. Ama biz şu düzgünlüğü vermek için yani bunu da öğrenin diye yapıyorum aslında. Bu biraz benim için sizi uzatıyor ama öğrenin istiyorum atlattık döndük şimdi 5 tane ilmeğimi örüyorum ilk ilmeği örmeden aldım 2 3 4 5 2 tane ters örüyorum burada batıp çıktığım 5 tane ilmeğim var biliyorsunuz onları örmeden şişime bakın şöyle 2 3 4 5 tane bu tarafa örmeden aldım ip benden tarafı boncuk geçirdiğim ilmeği ters örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane ilmeği bu tarafa aldım. İpi hala kendi tarafımdayken 2 tane tersimi ördüm. 5 ilmeğim kaldı. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördükten sonra ipi kendinden tarafı çekip örmeden bu ilmeği şişime aldım. Hemen arka taraftaki kanattan ilmeği alıyorum, takıyorum. ve örmediğim ilmeği aldığım ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Arkadaşlar biz bu deseni bir önceki videoda boncuksuz olarak çalıştık. Dilerseniz oradan da burayı detaylı izleyebilirsiniz. Dilerseniz buradan da yapabilirsiniz. Şimdi tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 4 5 tane ilmeğimi arkadaşlar ördüm. Şimdi buradaki iki ilmekle şu fıstığı yer değiştireceğiz. Nasıl yapıyoruz? İpi kendimden tarafı çekiyorum. Şu iki ilmeği şişime örmeden alıyorum. Ve buradaki fıstığımı örebilmek için arkadaşlar ipimi alta veriyorum. Fıstığı bu şekilde değil. Tersten girerek bakın şöyle girdim ve düz bir şekilde örüyorum. Fıstığı döndürmüş oldum. İpi kendinden tarafı çekip bu örmediğim iki ilmeği şişime buradan arkadan takıyorum ilmeklerimi çıkarttım bu üç ilmeği fıstığımın ilmeğini taktım ve yer değiştirdim bu iki ilmeğimi şimdi düz olarak örüyorum aradaki ilmeğimi bakın örmeden şişime geri aldım şimdi buradaki fıstıkla buradaki iki düz ilmeği yer değiştireceğiz onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar hemen İsterseniz böyle bir tığ veya da arkası iki tarafı açık bir şiş yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben bu fıstıkları şu şekilde tığıma alıyorum. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani yer değiştirebilirsiniz. Aldıktan sonra bu ilmekler yani bu fıstık burada beklerken hemen bu iki düzü örüyorum. Ve bu fıstık şişimi de yaklaştırıp düz bir şekilde hepsini örüyorum. Bakın arkadaşlar, birincisini yapmış olduk. Şimdi tekrar 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. 5. ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Hemen arkadaki ilmekten bir ilmek aldım. Ve örmediğim ilmeği aldığım ilmeğin üzerinden atladım. Örgümü arka tarafından ilk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 tane düz ördüm. 7 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. Beşinci ilmeğimi örmeden bakın ip benden tarafa taktım. İlmeğimi alıyorum. Bu şekilde şişime takıyorum. Bir kez daha tekrarlayacağız zaten. Ve ilmeğimi atlatıyorum. Birinci desenimiz çıktı arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar bir sizinle desen çalışalım. 9'a siz tamamlayacaksınız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 tane ilmeğin buradaki ve buradaki 5 ilmek arkadaşlar hep haroşa öreceğiz. Şimdi önümdeki bu 7 ilmek üzerine tekrar desenimizi çalışacağız. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3. ilmeğimi fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 kere battım, çıktım. 5 tane ilmeğim burada oluştu. Çok böyle sıkı yapmayın. Gayet gevşek olsun. Hemen Boncuğumuzu alalım. Tığıma taktım. Ortadaki ilmeğe çıkarıp şişten boncuğumu geçirdim ve örmeden şişime alıyorum. Şimdi bu ilmeğe batıp çıkıp 5 kere de 3 kere de pardon 5 tane ilmek yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 tane. De buraya ilmek aldım arkadaşlar. 2 ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim var. 4 tanesini örüyorum. Son ilmeği örmeden şişimi aldım. Hemen buradan bir ilmek çıkardım ve bu ilmeği örmedim ilmeği şişin çıkardım çıkardığım ilmeğin üzerinden şiş yardımıyla atlattım. Örgümün arka tarafındayım. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ters ip benden tarafa iken bakın 1-2-3-4-5 tane ilmeği şişime aldım. 1 tane ters örüyorum. Boncuk geçirdiğimiz ilmek. Tekrar 1-2-3-4-5 tane ilmeği aldım. 2 ters örüyorum. Şimdi kalan ilmeklerimi düz öreceğim. Son ilmek hariç. Son ilmeği Örmeden ip benden tarafayken örmeden şişimi aldım. Buradan ilmeğimi sıradaki ilmekten alıyorum. Ve bu ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bunu unutursanız arkadaşlar ilmek sayınız çoğalır. Mutlaka bunu yapın. Evet. Şimdi fıstıklarımızı artık bu sırada bitirelim. Şimdi ne yapıyoruz? İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2-3-4- 5 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi bu iki düz ilmeği örmeden ipi kendinden tarafı çekip şişime bakın ip benden tarafı bu şekilde alıyorum. Çıkardım örmeden. İpi alta verdim. Bu fıstığımı tersten girerek şöyle biraz genişletiyorum. Tersten girerek bunu biraz bakın sıkı yapmışım. Sıkı yaparsanız fıstığı almanız zorlaşacaktır. şu şekilde tersten girerek bakın ilmeğimi aldım. Evet bakın çevirdim. İpi kendinden tarafı geri çektim. Bu arka taraftan ip bendeyken arka taraftayken şu iki ilmeği şişime geri takıyorum, örmediğim ilmeği. Bu üç ilmeği şişten çıkarıyorum. Fıstığın ilmeğini şişime takıp yer değiştiriyorum ve bu iki ilmeği örüyorum. Şimdi diğerini yapalım. Ortadaki ilmeği örmeden şişimize alıyoruz. Şimdi bu fıstığı tığ yardımıyla alalım. Bu tarafa hemen arkadaki iki ilmeğimizi evvela bir örelim. Şimdi bu tığdaki ilmek fıstık 5 tane ilmekleri de bu şekilde tek seferde örelim ve bakın bitirelim. Şimdi kalan ilmeklerimizi öreceğiz. Son ilmek hariç onu şişimi örmeden aldım. Hemen sıradaki atlamadan arkadaşlar dikkat edin. Yani bunu bırakıp buna geçmeyelim. Hemen ilmeğimi aldım ve bu örmediğim ilmeği şişin üzerinden şişin üzerinden diyorum, Çıkardığım ilmeğin üzerinden şiş yardımıyla atlattım. Bakın çok güzel bir kenar oluşuyor. Hemen arka tarafı da örelim. Bundan sonraki 7 deseni siz çalışacaksınız arkadaşlar. Eğer düz örüyorsanız önden arkadan düz haraşo örün yalnız şu kısımları yani atlatma kısmını unutmayın. Şimdi 5 tane ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 7 tane ters 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi kalan ilmeklerimi örüyorum. Son ilmek hariç düz bir şekilde ipi kendinden tarafı çektim. Örmeden şişime aldım. Ve bakın sıradaki ilmeğimi alıyorum. Şişime taktım. Bu örmediğim ilmeği aldığım ilmeğin üzerinden atlattım arkadaşlar. Bakın iki tane desenimizi bu şekilde çalıştık. Şimdi 7, 7 tane daha örün. 9'a tamamlayın arkadaşlar. Ee, devam edelim diyeceğim. Ee, 36, 37, 38 arkadaşlar. 9 tane oturmayacaktır. Çünkü onların mesela 36-45 ilmekle başladıysa buradaki sıra sayısı az olduğu için belki 7 tane oturacaktır. Belki 8 tane bilemiyorum şu an ama yaklaşık 36 için tahminim 6 veya 7 tane desen oturacaktır. Şimdi e, şuradaki şu 3 sıra haroşa kalana kadar bu desenimizi çalışacağız arkadaşlar sizinle. Yani şu bütün sıralardan ilmeklerimiz alana kadar 9 tane zaten oturuyor bizim bu ölçümüzde. Şimdi burayı tamamlayalım tekrar sizinle buluşalım. Evet arkadaşlar 9 tane desenimizi ördükten sonra artık bundan sonra haroşaya döndüreceğiz. Şimdi örgümüzün arka tarafından bütün ilmekleri haroşa örüp Burada ve burada kesmeler yapacağız. Sebebi de bu açıklık bir ayak için çok fazla. Biz bunu daraltmamız gerekecek. Şuradan itibaren ben daraltmıştım. Size de bunu göstereceğim. Şimdi burada ilmeğimi aldım ve atlattım ve şu an yine 17 tane ilmeğim var. Dönüyorum. Ve şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkincisini ördüm. 3 ve 4'ü keselim arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet. 4 ilmek kalana kadar ördüm. Hemen önümdeki 2 ilmeği de kesiyorum. 1 ilmek ördüm. Son ilmeğimi örmeden şişime aldım. Yine buradan ilmek alacağım. Burası bizim başlangıç noktamız arkadaşlar. Burayı düzgün alalım tığ yardımıyla. Güzel olsun. Evet. Şöyle ilmeğimi aldım. Taktım. Ve üzerinden atlatıyorum. Örmediğim ilmeği. Bu ilmeği tekrar aldım arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimi hepsini sıranın sonuna kadar son ilmek hariç örüyorum. Şurada ipimizin kaldı kalmış. Onu düzeltelim. Evet. Şimdi son ilmek hariç örüyorum. Evet. Son ilmeğim örmedim. Hemen ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde atlatıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Birincisini ördüm. Hemen önündeki iki ilmeği kesiyorum. Dört ilmek kalana kadar örüyorum arkadaşlar. Evet. Önündeki iki ilmeği kesiyorum. Dört ilmeğim kaldı. Bir tane örüyorum. Son ilmeği örmeden şişime aldım. Hemen buradaki ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Atlatıyorum. Evet. Üçüncü haroşamızı da yapacağız. Bir kesme daha yapacağız arkadaşlar. Evet. Son ilmeğe kadar ördüm. Artık buradaki bakın son üçüncü sıra. Burada tek kanadın değil iki kanadına birden batarak alalım arkadaşlar. Yani şöyle sağlam olsun. Atlatalım. Dönelim. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. ikincisini ördüm. Üçüncü ve dördüncüyü kestim. 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Yani toplamda 6 tane ilmek kesiyoruz arkadaşlar. 4 ilmek kaldı. Önümdeki 2 ilmeği kesiyorum. Bir tane ördüm. Son ilmeği örmeden şişime aldım. Ve bakın buradan da tığ yardımıyla alalım. İki kanadına birden batarak aldım. Taktım. Ve örmediğim ilmeği üzerinden atlattım. Evet bakın 3 sıra haroşamızı örmüş olduk. Şimdi bundan sonra arkadaşlar ilmeklerimizi keseceğiz. İlk ilmeği şişten aldım. Düz bir şekilde örüp ilmeklerimizi kesiyoruz. Evet örgümüz bitti. Şimdi kenar ayısını yapacağız beraber bütün ilmeklerimi kesmiş oldum arkadaşlar. Evet hemen şuraya bir sık iğne ile atlayalım. Evet arkadaşlar örmesi gayet kolay bir patik yaptık sizinle beraber. Şimdi e, şu iplerimizi saklamak için de ne yapacağınızı da söyleyeyim arkadaşlar. Şurada iki tane ipimiz var. Birini e, içerden şu kısa olanı yedireceğiz. E, uzun olanı da şimdi oyamızı yaparken e, alttan kaybedeceğiz. Şu şekilde yukarı doğru çekeyim bunu. İki ipi aynı anda yürütmeyin kalınlık olmasın. Şimdi ne yapacağız? Oya yapacağız arkadaşlar. Dilediğiniz oyayı burada yapabilirsiniz bildiğiniz. Şimdi sık iğne ile atladığım noktadan başlayarak 3 zincir çektim. Aynı noktaya battım arkadaşlar. Şimdi bir değil ikinciye atlıyorum. Yine 3 zincir çekip aynı noktaya batıyorum. Bir değil ikinciyi atladım. Üç zincir çektim. Aynı noktaya battım. Bir değil ikinciye. Bakın şuralara batmıyorum. Biraz aşağıdan alıyorum. Bakın şuradan. Üç zincir ve aynı noktaya. Bir değil ikinciye. Üç zincir. Aynı noktaya bir değil ikinciyi atladım bu şekilde arkadaşlar patimizin kenar ağzını dolanıyoruz eğer zincirleriniz gevşekse 2 sıkıysa 4 çekin devam edelim kaybetmemiz gereken ipler var onları da şimdi bakın birincisi burada onu hemen altı aldım elimin altına hemen o ipi de şu an kaybedelim bir değil ikinciye atladım. 3 zincir çektim. Aynı noktaya. Bir değil ikinciye atladım. 3 zincir çektim. Aynı noktaya. Şuraya batıyoruz. Topuk üstüne geldim arkadaşlar. Evet 3 tane zincir aynı noktaya. Şuraya batalım. 3 zincir aynı noktaya. Yine patiğimizin diğer tarafını geçelim. 3 zincir aynı noktaya. Mesela şu ipimizi yedirdiğimiz için artık bunu kesebiliriz. Bir değil, ikinciye atladım. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya. Bir değil ikinciyi atladım. Aynı noktaya battım, 3 zincir çekip hemen bir değil ikinciyi atladım yine. 3 zincir. Aynı noktaya. Burayı ise tamamen göstermiş oldum arkadaşlar. Sık iğne de gidebilirsiniz. Veya bildiğiniz başka bir oya yapmaya da bilirsiniz. Sıkıntı değil. Ama ben her zaman için daha düzgün bir kenar olsun diye tercih ediyorum. Bu arada diğer ayak numaraları ilgili de bilgileri vereyim arkadaşlar. Biz sizinle 39 numara için 4 desen çalıştık. 36, 37, 38, 3 desen çalışıp bu aynı sayılarla ama şöyle aynı sayılarla desenin aynı sayısıyla Diğer ayak numaraları biz 51 ile başladık. 2'şer 2'şer aşağı doğru hareket edecekler. Ee, mesela 49, 47, 45 gibi. 45 ilmek olduğu zaman da arkadaşlar 36'ya aşağı yukarı olur diye düşünüyorum. 3 desen çalışıp ayak boyunu şurada e, ayarlayacaklar. Yani birkaç sıra haroşa eğer eksikse gidecekler. Bunları söyleyemedim ama bir daha söyleyeyim video sonunda. 39, 40 aynı bu şekilde örürse rahatlıkla ayaklarına bu patik olur. tabi benim el ayarıma göre sayılar da arkadaşlar. Evet. Patiğimizin üst kısmına geldik. Şimdi şu ipimizi de yedirelim alttan. 3 zincir aynı noktaya. Bir zincir aynı noktaya, 3 zincir aynı noktaya, bir değil ikincisini atlıyorum, 3 zincir aynı noktaya ve son kez bu köşeyi de yapıyorum arkadaşlar ve bitiriyorum. Bu arada alttan diğer ipimi de yedirmiş oldum, onu da bırakıyorum artık. kaydırdım ipimi kestim evvela şu ipimizi bunu alta doğru yok edeceğim iğne yardımıyla şu ipimizi çekelim keselim bu ipimizi de arkaya alalım arkadaşlar bunu da yine şu şekilde bu yılanın altından girerek bir yerde de düğüm atalım evvela şöyle oyaların altından girerek iğneli daha kolay oluyor. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Bunu da keselim. Evet. Diğerinde de iğneyle içeriden yok edeceğiz arkadaşlar. Evet. Patiğimiz bitti. İnşallah beğenmişsinizdir. Açıkçası çok kolay bir model. Eğer e, tekrarlıyorum desen örmek istemiyorum diyorsanız bu ölçülerle dümdüz haroşa örerek de bu patiyi örebilirsiniz. Anlatım bu kadardı arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir videoda başka bir anlatımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.